Her geçen gün kendini daha fazla hissettiren soğuk havalar vücut sağlığının yanında göz sağlığını da olumsuz etkiliyor. Uzmanlar kış aylarında göz hastalıklarına karşı uyarıyor. Bu mevsimde gribal enfeksiyonlara paralel olarak göz hastalıklarında da artış yaşanıyor. Kış aylarında göz problemleriyle daha sık karşılaşıyoruz. Doçent doktor Berrak Şeker yapan göz hastalıklarının virüslere bağlı arttığına dikkat çekti. Kış mevsiminde enfeksiyonların artmasına bağlı olarak göz enfeksiyonlarında da bir artış oluyor. Özellikle viral enfeksiyonların artmasına bağlı olarak daha çok görüyoruz viral konjonktivitleri. Hastalar bize işte gözlerde çapaklanma, sulanma şikayetleriyle, kızarıklık şikayetleriyle geliyorlar. Uygun tedavileri veriyoruz ve genellikle de bu tür şikayetleri gribal enfeksiyonlardan eşlik ediyor. Gözlerde enfeksiyonlara bağlı oluşabilecek sorunları önlemek için öncelikle hijyene önem vermek gerekiyor. Ortak kullanılan gözlük, havlu gibi eşyalar mutlaka ayrılmalı. Bulaşıcı olabilir viral konjonktivit. O yüzden tabii ki mutlaka doktora gelinmeli ama doktora gelene kadar da hastaların kişisel eşyalarını mutlaka ayırmaları gerekiyor. Ellerini sık sık yıkamaları gerekiyor bulaşıcılığı engellemek için ve bizim önerdiğimiz ilaçları kullanmaları gerekiyor. Göz konusunda önemli problemlerden biri de güneş gözlükleri. Yazın koruyucu etken olarak kullandığımız güneş gözlüklerini bu mevsimde de özellikle karlı havalarda takmamız gerekiyor. Doçent doktor Berrak Şeker yapan, kışın ultraviyole ışınlarından korunmak için güneş gözlüğü takılması gerektiğini söyledi. Tabii hep bu atlanıyor, sanki hani güneş gözlüğü yazın takılırmış ya da yaza özgü bir aksesuarmış gibi algılanıyor ama aslında kışın da çok önemli güneş gözlüğü. Şöyle, kar ve su ışığı yansıtabiliyor. Yansıttığı zaman da gözün kornea dediğimiz tabakasında bir takım zararlar meydana gelebiliyor. Aldığımız gözlükler mutlaka sertifikalı olmalı. Kişi kendini koruduğunu düşünüyor gözün ve maalesef korumuyor. Yani koruduğunu düşünerek takıp daha da çok zarar görüyor. O yüzden mutlaka gözlükçülerden alınan sertifikalı ürünleri tavsiye ediyoruz. Yani renginin ne olduğu çok önemli değil aslında ama ultraviyole filtresinin yüksek olması gerekiyor. En az %95 olmalı. Ve yüzü yani yüze yakışan ya da saça yakışan değil de işte kaşın ve üst yanağın hizasında olması, mümkünse yanlardan da çok fazla ışık girmemesini öneriyoruz. Yani geniş bir çerçeve, iyice gözü kapatacak bir çerçeve öneriyoruz. Bugün önemsemediğimiz bu sebepler yarın göz körlüğüne kadar gidebiliyor. Şimdi aslında kar körlüğü diye geçiyor bu. Hani körlük deyince böyle korkutucu bir şey gibi geliyor ama aslında güneş gözlüğü takarak önlenebilecek bir şey. Şöyle ki gözde yanma, batma, sulanma, hastanın gözünü açamaması, aşırı kızarma gibi rahatsızlıklar yapıyor. Hasta gözünü açamadığı için sanki körlük, geçici bir körlük gelişmiş gibi oluyor. Tedavisinde karanlık bir odada istirahat öneriyoruz.